Yerinizi aldınız mı arkadaşlar? Ben yerimdeyim. Ben de yerimdeyim, gel. Jön unsurları, durum nedir? Abi bir durum görünmüyor. Bölgeyi taramaya devam ediyoruz. Tamamdır. Şurayı bir kontrol edelim. Berk, sakın ses çıkartacak bir şey yapmayın. Sizin amacınız tatilin deposunu bulmak. Tamamdır. Burada kimse yok, burası boş Mehmet. Bir de şu tarafa bakın. Burası Tahsin'in deposu. Güzel. Tamam, biz geri çekiliyoruz. Özel harekat. Şimdi sıra sizde. Mit, Jö her yerden saldırmaya başladılar Tahsin abi. Özellikle Demit. Elimizi kolumuzu bağladılar. Bu elimizden giden kaçıncı depo oldu? Geçen günde sayarsak toplam 5. Kaç yılda? 1 ay içinde. Duydun mu Betin? 1 ay içinde 5 tane depo ele geçirildi. Benimle ne alakası var Kara Tahsin? Bu depoların sorumlusu kim Saadettin? Depoların sorumlusu Metin abi. Demek ki seninle çok alakası var Metin. Kara Tahsin, zararım neyse hepsini öderim ben. 10 milyon dolar. Aslına bakarsak teknik olarak 10 milyon 46 bin dolar. Neyse, yapacak bir şey yok Metin Efendi. Teşekkürler Kara Tahsin. En kısa zamanda borcumu ödeyeceğim sana. Götündeki don 10 tanelik don,
Bana diyorsun ki 10 milyon doları ben öderim abi diyor. Ha? İbine. Gel. Tahsin abi böyle olmaz. Elimizi kolumuzu bağladılar. İstikbarat bir şekilde buluyor depomuzu. Yapıyor da yapıyor baskını. Artık bizim de harekete geçmemiz lazım. Saldırmayacağız. Neden abi? Defans en büyük silahtır bazen. Ne defansı abi? Bunlar daha kendilerini koruyamıyor. Bunlardan bir bok olmaz. Saadettin, bizim sağlam bir adama ihtiyacımız var. Geçmişi sağlam, mit, jöh, pöh, her kim olursa olsun. Bu saydıkların bizimle neden çalışsın Tahsin abi? Kolundan tutun, getirin demiyorum oğlum size. Mesleğinden atılmış, hayatta olmayan birini getirin bana. Tamam Tahsin abi, bizatihi ilgileneceğim. Saadettin, çocuklara söyle burayı temizlesinler. Yazık anayı. Tamam abi, hallediyorum hemen. Ne oldu dayı? Birini mi aradın? Ben Çeçen'in abi. Kara Tahsin'in selamını getirdim. Aleyküm selam. Kara Tahsin'i tanımam. Al kardeş, Kara Tahsin'in adresi. Ziyaret edersin. Benden ne istiyorsunuz? Kara Tahsin seninle ortak iş yapmak istiyor. Kara Tahsin'e benden selam söyle. MİT'çi teklifini kabul etmedi de. Yıllardır aradığım bir kız varmış. Kimsiniz siz? Dedim ya delikanlı. Bana Çeçen Ünal derler. Ünal Bey. Dediğim gibi. Tahsin Bey'e gidin. MİT'çi teklifinizi kabul etmedi deyin. Kalın sağlıcakla. Delikanlı. İtiraz kabul etmiyorum. Kara Tahsin'i görmeye git. Sorular onu gelme. Alın içeri gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldik ama hoş bulamadık Tahsin. Son baskından bahsediyorsan önlemlerimizi aldık. 5 baskın oldu. Önlemleri daha yeni mi alıyoruz? Hayırdır Ronnie? Sana bir özgüven gelmiş. Eyvallah, eyvallah da zararımız büyük. Ronnie, halledeceğim. Ödemeler çok gecikiyor. MİT bizi de 10 milyon dolar zarara soktu. Ronnie, bizim kaç milyon alacağımız var? $7 milyon.
7 milyon dolar ha. Bizim de 7 milyon zararımız var. Kim ödeyecek? Kaç yıldır beraber çalışıyoruz. Kaç sefer yanlışımız oldu. 7 milyon zarar diyorum. Kim bunu ödeyecek? Kara Tahsin. Yarın yegenim Arık yurt dışından gelecek. Yarın sevkiyat var. 34 milyon dolar kara geçeceğiz. Tabii bunu adam bir çökmezse tabii. Çökemez. Yarın ölene kadar parayı hesabımda bekliyorum. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Hem tamam diyoruz ama icraata gelince sıfır. Dediğim gibi yarın Arık gelecek. Ödemenin tamamını alacaksın. 8 milyon oldu Kara Tahsin. Bundan sonra geciktirdiğin her güne 1 milyon. Hayırdır oğlum? İbine. Buna kurduğumuz devletle masa karar verebilir. İyi. Bundan sonra devletin de masanda benim. Yarın 9 milyonu hesabımda istiyorum. Beyler, tehdidin iyisi kötüsü olmaz. Kara Tahsin. Tamam çocuklar, silahını yürü. Bu yaptığını masa hiç beğenmeyecek. Kimin beğenip beğenmeyeceğini sana mı soracağım ha, ibine? Çocukları bulmuş abi. Eski bir MİT ajanı 5 yıl önce görevden atılmış. Küçük bir köyde çiftçilik yapıyormuş. Çok iş başarmış. Meslekten niye atılmış? Usulsüz adam öldürme. Çok güzel. Az önce buradan bir adam geçti. Bir şey mi oldu? Önemli bir şey yok. Anlatırım birazdan. Ulan Erdoğan. Kaldık yine biz bize. Olsun be abi. Biz bize yeteriz. Sana bir can borcum var. Nadia'dan hiç iz yok. Her yere sordum, soruşturdum sabahtan beri. Hiçbir yerde yok. Olmalı. Erdoğan, bir şeyler olmalı. Abi vallahi iki kişi çok zor bulmamız. Aslında Mehmetlerden yardım mı istesek? Hayır, olmaz. Kimseyi bu işe karıştıramayız. Çünkü artık bu benim için kişisel bir sorun. Meco, dün tarihi yazdın, bugün buraya geldin. Nerede sana? Ziyaretime gelmedin Kara Tahsin. Bari ben geleyim dedim. İstihbaratı tekrar peşine takmadın değil mi? Meco. O bir kere olur Kara Tahsin. Sıkıntı yok, merak etme. Yarın sevkiyat varmış. Meco, sen tekrar işlerin başlarına geç. Cezaevinde olduğundan beri çok kayıplarımız var, çok zararlarımız var. Merak etme, artık buradayım. Ay, seni satmış, öyle duydum. Hepsinin aklını alacağım. Tuzağa düşürdü beni namussuz. Hatta Kara Tahsin, ilk odayıdan başlayacak.
Erdoğan senden bir şey isteyecek. Söyle abi. Şu adresteki kişileri bulabilir misin? Kimmiş, neyin nesiymiş? Ben sana detaylarıyla beraber hepsini anlatacağım birazdan. Bunlar kim abi? Bir işe mi bulaştık? Hepsini detaylarıyla beraber anlatacağım sana. Tamamdır. O zaman ben bir sorup soruşturup geleceğim abi. Tamam. Alo, başkanım. Efendim Mehmet. Birisi gizli bir hattan Tahsin'in adresini yolladı. Tuzak olmasın? Tuzak olduğunu sanmıyorum. Ama gönderdiği kart vizitte adresin yarısı gözükmüyor. Başkanım, ver size ekibine. Gönderirim. Zaten bizde semtin adresi görünüyor. Ama tam nokta görünmüyor. Tamam Mehmet. Bütün sorumluluk sende. Emredersiniz başkanım. Sayın Mitler anlaşma yapmış, güvenli bir ev vermişler ona. Bulacağım. Kendi ellerimle bulacağım onu hamursuzu. Yanındaki itiyle beraber öldüreceğim. Ne yaparsan yap, bizi bulaştırma. Merak etme Karatasi. Yarınki sevkiyat bitsin. İlk işim dayıyla yanındaki o iti olacak. İlk işin Şivan ve Roni olsun. Hayırdır, şey mi oldu? 7 milyon zarara, 2 milyon faiz işledi İbbi'ne. Berk, yerinizi aldınız mı? Senden haber bekliyoruz. Arkadaşlar, Kara Tahsin'in evi oralarda. Arayın, bulun yerini. Tamam ama nasıl bulacağız? Telefondan sinyal cihazlarını aç. Tamam. Tahsin telefonla yarı erişim sağlandı. Açtım. Açtım. Siz Tahsin'in evine ne kadar yaklaşırsanız elinizdeki cihazlar o kadar ötmeye başlayacak. Ulan var ya özlemişim sizde operasyon yapmayı ya. Mehmet'im gerçekten çok haklısın. Ötmeye başladı bu. Vay arkadaş ne güzel ötüyor ya bu. Hadi dağılalım arayalım. Sendeki saflığa da hayranım. Seni öldüreceğim biliyorsun değil mi? Kimse alamayacak seni elimden. Hiç kimse. Acılar içinde can çekişe çekişe gebereceksin. Çok korktum. Zaten hep böyleydi. Hep böyle laflar, özlü sözler. Ama hiç icraat yok. Ömer. Bak hala yüzüğü takıyorum. Ayıp oluyor. Beni asla bulamazsın. Ve öldüremezsin. Bunu sakın unutma. Çünkü ben senden daha zekiyim. Ömer. 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 Nerede o? Nadia nerede? Kim abi? Ne Nadia'sı?
Hadi beyler, hadi. Bulamadınız mı hala? Ya arkadaş, git bitmiyor. Amına koyayım, git bitmiyor. Söylenme. Ben de yoruldum. Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi, birkaç saat önce bir tane adam geldi. Tahsin diye birinden bahsetti. Onun adamı mıymış, neymiş? İşte sana verdiğim kart da o adamların mekanlı kartı. Onlarla ortak iş yapmamı istediler. Ama kabul etmedim. Sen buldun mu bunlarla alakalı bir şeyler? Araştırdım. Adamın adı Tahsin. Yeğeni var. İsmi Arık. Ama yurt dışındaymış şu an. Aslında kendilerini bir kasa gibi düşünebilirsin. Bunlar parayı saklayan ve böylelikle ekibe dağıtan kişiler. Bir de bunların bir üst kademesi Şivan ve Roni var. Bunlar da sevkiyattan sorumlu kişiler. Bu saydıklarımın hepsi Türkiye'ye ticaret yapıyor abi. Artık silah mı dersin, uyuşturucu mu dersin, ne ararsan var. Yani anladığım kadarıyla bunlar öncekiler gibi değil. Aşırı kalabalık Dömer abi. Bizim istihbarat. Bir ayda bunların tam 5 tane deposunu patlatmış. Ama daha yüzlercesi var. Abi aklıma bir fikir geldi. Sen bu teklifi kabul et. Anlamadım. Onlarla mı çalışayım? İçleri nasılsın? Güvenlerini kazan. Seni kendilerinden sanmasını sağla. Böylelikle bütün örgütü çökertebiliriz. Aynen öyle. Abi bence sen şimdi yanlarına git ve teklifi kabul ettiğini söyle. Doğru diyorsun. Ama bizim en azından ilerleyen zamanlarda güzel bir ekibe ihtiyacımız olacak. Çünkü artık tek tabancayız. Belki bu şekilde Nadia'yı da bulabiliriz. Bir taşta iki kuş vurmuş oluruz. Mehmet, galiba sinyal alıyorum. Merak etme, yarın bütün kartları tekrar dağıtacağız. Arık mı geliyor? Aynen geliyor. Gelsin Tahsin baba. Berk, sana konum atıyorum şimdi. Hemen buraya gel. Tamam, hemen geliyorum. Adamın kapısında mı oturuyor? Ya adam çıkarsa ne yapacaksın? Neyse. Mehmet, biz geldik. Güzel. Şimdi girin içeriye. Mehmet, operasyon iptal. Hemen çıksınlar oradan. Niye başkanım? Mehmet, operasyon iptal diyorum. Hemen çıksınlar oradan. Operasyon iptal. Herkesin oraya. Ne oldu Mehmet? Operasyon iptal. Herkesin oraya. Lan o kadar yaklaştık. Niye girmiyoruz? Bilmiyorum arkadaşlar. Başkanın emri. Çabuk çıkın oradan. Nasılsın amca? İyiyim yeganım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İstanbul'a geldim. Artık buradayım.
Ben geldim. Neredesin?